Türkiye'nin Bulmaca kanalı Beyin kanalına hoş geldiniz. Bulmacalara ve zeka sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bugünkü sorularımıza geçelim. Sizce bu resimde E pozisyonunda duran adam önündeki cismi aşağıya doğru yuvarlarsa nasıl bir senaryo gerçekleşir? A, B, C ve D harflerindeki adamlardan hangisi ya da hangileri ölecektir? Sağ kurtulan olabilir mi? Bu yüzden bu resmi şimdi dikkatlice inceleyin. 20 saniye sonra sizden bu sorunun cevabını istiyoruz. Bulamazsanız biz videolu şekilde size göstereceğiz. Eğer E pozisyonundaki adam önündeki cismi iterse şu şekilde bir senaryo gerçekleşir. Top önce D'dekinin kafasını ezer, sonra C'yi, daha sonra da A ve B'yi öldürecektir. En sonunda da fırlayan parça E'ye gider. Kenan, Can, Remzi, Mert ve Murat adındaki 5 arkadaş basketbol antrenmanlarından sonra spor merkezindeki buhar odasına girmeye karar vermiştir. Fakat ilginç olan şey, bu 5 arkadaş buhar odasına birbirlerinden habersiz gittikleri için orada da birbirlerini görememişlerdir. Bir anda Kenan elinde kan olduğunu fark etmiş ve hemen bağırmıştır. Bunun üzerine buhar makinesi durmuş ve Mert'in yerde kanlar içerisinde yattığı ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında polise haber verilmiş ve polis hemen olay yerine gelmiştir. Mert'in arkadaşlarından şüphelenen polis memuru hemen onları sorguya almış ve saunaya gelirken yanlarında neler getirdiklerini sormuştur. Kenan, plastik bir kupanın içerisinde bira, Can termos, Remzi Sherlock Holmes'un bir kitabını ve son olarak Murat da bir halat getirdiğini söyler. Daha sonra ise katil hemen yakalanmıştır. Sizce katil kimdir? Katil Can'dır. Çünkü Can termosunun içerisine buzdan yapılmış bir hançeri saklamıştır. Bu hançerle Mert'i öldürdükten sonra zaten hançer kendiliğinden erir. Böylece katil arkasında suç aleti ve delil bırakmamıştır, ancak yine de yakalanır. Daha fazla bulmaca ve zeka sorusu için Beyin kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz devamının gelmesi için de beğen tuşuna basmanız yeterli. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.